Sayın Bakan, benden önce bir konuşmacı şöyle bir şey söyledi. Yaptığımız yollar dedi, göz doldurdu dedi. Evet doğrudur, yaptığınız yollar göz doldurdu ama aynı zamanda cep de doldurdu. Bu konuya geçmeden önce, geçen hafta Kastamonu'yu ziyaret ettiniz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizden önce 2011 yılında Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım da Kastamonu'yu ziyaret etmişti ve şöyle bir söz vermişti. 25 kilometrelik Cide Kurucaşile yolunun tamamlanacağını, bitirileceğini söz vermişti ama henüz bitirilemedi. Yine 2016'da Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan ilimizi ziyaret etti. Demiryolu ile ilgili talepler konusunda bu bir ihtiyaçtır, değerlendirilecek demişti ama 4 yıldır 1 milim ilerleme olmadı. Yine 2019'da Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turan ilimizi ziyaret etmişti ve demişti ki Tosya yolu, Dada yolu ve Azdava yolu tamamlanıp bitirilecek demişti. Bunlar tamamlandığında tadından yenmez demişti. Ama ne Dada yolunda ne Tosya yolunda herhangi bir gelişme olmadı ve Azdava yolu da henüz bitirilemedi. Bu konuların takipçisi olacağız. Ayrıca siz Kastamonu'ya gelirken Kastamonu Havaalanı'nı kullanmıştınız. Biz de ısrarla Kastamonu Havaalanı'nda sis dolayısıyla inişi kolaylaştıran Cat 2 cihazının olmadığını söylediğimizde arkadaşlarınız konuyu bilmediğimizi söylüyorlardı ama sizin uçağınız da havada birkaç tur atmak zorunda kaldı. Ondan sonra havaalanına ancak inebildi. Kastamonu Havaalanı'nın Cat 2 cihazının bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Bunun dışında biz yollarla ilgili konularla bahsettiğimizde genelde arkadaşlarınız şöyle söylüyor. Bizim yaptığımız Ilgaz Tüneli'nden siz geçmiyor musunuz diyor. Evet biz de geçiyoruz ve ben o Ilgaz Tüneli'ni en çok kullananlardan birisi de benim. Ama şöyle bir şey var Sayın Bakan. Soru sormuşuz. Demişiz ki Ilgaz Tüneli ihalesi hangi aşamalardan geçti demişiz. 2012 yılında Ilgaz Tüneli 219 milyon TL'ye Cengiz Holding'e verilmiş. Daha sonra 213 milyon liralık bir ikmal ihalesi yapılmış. Ve 2016'da bu tünel 1 milyar 90 milyona bitmiş. Yani 5 tane tünel parasına bir tane tünel yapmışsınız. Kastamonu'nun 4 tane tüneli yok. Gösterin, bizim de gözlerimiz dolsun. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. 2012 yılında asgari ücret 701 liraydı. 2016 yılında asgari ücret, yani bu ihalenin bittiğinde asgari ücret 1300 liraydı. Asgari ücrete %85 zam geldiği yerde Cengiz Holding'in aldığı ihaleye %500 zam gelmiş. Yine Sayın Bakan, İnebolu yolunu ihale etmişsiniz. İnebolu yolunu 2017 yılında 1 milyar 380 milyona yine aynı şirkete Cengiz Holding'e vermişsiniz. Geçen geldiğinizde bir açıklama yapılmış. Denilmiş ki bu yol 2023 yılında 2 milyar 850 milyona bitecek denilmiş. Ama bazı resmi kaynaklara göre de 3 milyar 517 milyona bitecek. Yani %122 artış olacak. Eğer öyleyse 2017'de asgari ücret 1404 liraydı. Şimdi asgari ücretin 3201 lira olması gerekiyor. Sayın Bakan, bu yollarla Cengiz Holding'e ödediğiniz paralarla Dada yolu da bitirilebilirdi. Tosya yolu da bitirilebilirdi. Azdava yolu da bitirilebilirdi. Ayrıca bu rakamlarla KYK borcu olan binlerce öğrencinin KYK borcu ödenebilirdi. Bugün uzaktan... Sayın Başkan bir saniye. Bugün uzaktan eğitim alan çocukların tablet, bilgisayar, televizyon ihtiyaçlarının tamamı giderilebilirdi. Evet yol yaptınız. Evet o yollar göz dolduruyor. Ama birilerinin de cebini doldurdunuz Sayın Bakan.